Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte kardeşleri inceleyeceğiz. Kardeşler aynı anne babadan dünyaya gelen, kimi zaman melek, çoğu zaman da şeytan olan bir insancık türüdür. Ve her şey bir gün bir kardeşinizin olacağını öğrenmenizle başlar. Yavaş. Gel. Yavaş yavaş. Gel. Yavaş yavaş bak. Hızlı yürüyorsun. Yavaş yürü. Dur kapıyı. İki canlısın sen. Dur. İki can. Yavaş yürü bak. Benim ya. Gibi bak. Küçük adımlar. Küçük küçük. Geldin mi? Gel. Bak hop hop. Dur. Ay, dur. Al. Dur. Bak yük bırakır gibi. Yük bırakırcasına. Ya, ya Müfit tamam bir tamam. Şey yok. Aa. Çok çok tamam. Yastık koyayım mı? Arkana yastık koyayım mı? İyi hadi tamam koy. Ah tamam. Allah Allah ya. Ay. Ay ne? Ah da sancı mı geldi? Ne oldu ya? Sancı hayır, geldi. Sancı geldi. Ay durmuyor kadınla. Ay komşular yetişir. Dur. Müfit. Ya Müfit. Heh. Müfit bir şey yok ya. Doğurduğun falan yok. Aa. Oh. Sen doğuracana bu gidişle. Ah, çok heyecanlandım. Tamam iyiyim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tamam iyiyim çok şükür. Allah'ım şükür. Of. Yalnız oh. Doğmadan da yani Evliya'ya bir artık durumu söylesek iyi olacak Müfit. Ya ne söyleyeceğiz? Görünce anlar ya. Görünce anlar ne ha? Ya? Saçımı mı boyatıyorum da görünce anlar? Çocuğun psikolojisi bozulmasın diye aylardır söylemiyoruz ya. Çok yemek yedim de şiştim zannediyor. Bu çocuk da bir mal ya. Kusura bakma da yani. Ulan biz gece gelen şofben sesinden 9 ay sonra kardeşimiz olacağını anlardık ya. Ya bırak onu işte. Söylememiz lazım. Nasıl söyleyeceğiz onu düşün. Düşünüyor. Aha buldum. Ha. Aha da buldum. Çağıracağım. Evliya. Anan hamile, toprağına daş, yoluna yoldaş, sağ kardeş geliyor. Ne bu şimdi Müfit? Söyledim işte. Öyle söylenir mi canım ya, çat diye? Ne alıştıra yapsın? Alıştıra böyle, daha güzel söyle. Ha alıştıra alıştıra, ha buldum. Geldi, oturdu. Ha. Evliya, ben bir gün eve geldim. Seninle uyuyordun tamam mı? Annen de böyle mutfakta. İş yapıyor. Ateş kırmızı söndüğünü giymiş. Ya. Ben bunu gördüm tamam mı? Ya masada ne varsa yıktım. Ya Müfit! Ya Müfit! Saçmalama ne diyorsun ya? İşte çat diye anlatma dedin. Evliyatını anlatıyoruz daha işte. Saçmalama Allah aşkına ya. Aa. Doğru düzgün anlatacaksın canım. Aa. Bıktım ya. Bıktım. Bıktım. Oğlum. Lan daha senin yaşın kaçta bu kadar bıktın? Neden bıktın ya? Okul servisindeki çocukların ağlamasından bıktım ama ya. Kafam çiçiniyor ya. Ama öyle deme anneciğim. Bak onlar senin kardeşin sayılır. Ya. Bir an onların oyuncağım olmasını isterdim. Oyuncağım olsalar kafalarını koparıp gözlerini çıkarabilirdim. Müfit ne diyor bu? Bir an onların oyuncak olmasını isterdim. Oyuncak olsaydı gözlerini çıkartıp kafasını kapatardım. Müfit diyor. Ne yapıyorsun? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Ne bileyim lan ben de şey yaptım ama Evliya. Oğlum ama sen de öyleydin. Sonra sen büyüdün, bıraktın o işleri. Değil oh mi? Be, iyi ki büyümüşüm baba. Beni nasıl çektiniz bugüne kadar ya? Zor oldu, biraz zor oldu da. Ne? Yok oğlum, yok anneciğim. Hadi bak sen gel, gel otur böyle. Bak şimdi baban sana bir şey söyleyecek. Niye ben söylüyorum? Söyle babacığım. Gel anneciğim, hadi baban sana bir şey söyleyecek. Niye bensin? Biz bu işi yaparken ortak olmadı mı o iş yani? Allah Allah, ben o ortaklığı, sorumluluğunu yeterince taşıyorum bence. Evet, geçerli bir bahane bence. Hmm. O yüzden... Evliya. Baba. Biliyorsun ki Beşiktaş Karyus'ta yollarını ayırdı. Ona istinaden yeni karayla yarışları devam ediyor. O yüzden şey... Ne anlatıyorum lan ben? Müfit ne yapıyorsun ya? Şey, sana kardeş geliyor ya. Ne? Ne ne işte anlattık. Sana kardeş geliyor. Kış mı geliyor? Sana kardeş... Ne var kardeşim? Sana kardeş geliyor. Ne geliyor? Kardeş geliyor lan. Sana kardeş geliyor. Al işte ya. Ne? Dondu çocuk. Lan, lan oğlum. Oğlum şaka yaptık. Şaka, şaka. Şaka. Oh, oh bir an var ya. Gerçek zannettim. Kanım çekindi ama. Ya saçmalama Müfit. Yani şaka falan değil. Gerçek. Kardeş... Ne?
Oğlum şaka, şaka. Vallahi şaka. Oh be. Ya gerçek olan. Bir karar verin ya. Geliyor lan, kardeş geliyor işte. Heh. Bak minnoş, bebiş. Ya ne minnoşu, ne bebişi anne, ne bebişi ya. Ben sizin neyinizi eksik ettim de, benden neyi bulamadınız da yeni kardeş geliyor ya. Böyle şey mi olur? Ne yapacağım biliyor musunuz? Siz görürsünüz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım? Kul hakkı yiyeceğim, tamam mı? Komşumu açken tok yatacağım, cehenneme gittim. Oğlum! Oğlum saçmalama ya. Allah Allah, delirdi çocuk ya. Evli ya. Size hiç sorulmadan hayatınıza dahil edilen bu küçük kardeş hayatının ilk yıllarında büyük önem taşır. Aslında daha sonraki yıllarda da büyük önem taşır. Taşır. Ve ailenizin onun yanında olmadığı zamanlarda onunla ilgilenmek abi olarak size düşer. Anne! Sus! Anne, evde biri var. Anne! Aman! Hani Tay Tay Tay? Hani Tay Tay Tay? Hani Tay Tay kızıma? Ay daha yiyemiyorum. Tay Tay de. Tay Tay. Ay, ay, ay annesinin kuzusu. Oğluşum ne yapıyorsun? Ödevlerimi yapıyorum anneciğim. Aferin benim oğluma. Bak ben yemek yapacağım, azıcık sen kardeşinle ilgilen, olur mu? Tabii ki anneciğim. Sonuçta o benim kardeşim. Elime mi yapacağız? Aferin oğlum. Hadi ağlarsa haber edersin. Tamam anneciğim, tabii ki. Hadi bakalım. Ay canım kardeşim. Piç kurusu. Ne bakıyorsun lan? Kimsin lan sen? Hı? Kimsin oğlum sen? Ne bakıyorsun lan? Kimin kızısın lan sen? Bir de bak ağzını yüzünü ekşitiyor. Ne oldu lan? Ağlayacak mı? Hı? Ağlayacak mı kızım? Ağla, ağla. Oğlum, ne yapıyorsun abi? Bak ödevlerimi yapıyorum, sakın beni rahatsız etme, tamam mı? Tamam. Çok pislik olma. Tamam. Tövbe ya. Abi, 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 abi. Lan ne var oğlum, ne istiyorsun ya? Hı? Yok bir şey. Abi bu ne? Kalem. Abi bu ne? Kalem. Abi bu ne? Kalem. Bu ne? Ebe... Lan kalem, lan kalem. Bunun adı ne biliyor musun? Lem. Lem. Ne? Kalem. Neden? Ya bir siktir git. Ne? 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 Ya şşt, tamam, ağlama. Şşt, bak ağlarsan da benim. Ağlarsan da benim. Şşt, tamam ağlama. Bak ha, oyuncak, oyuncak. Tamam. Oğlum ne oluyor? Anlamadım ki anneciğim. Oyun oynuyorduk bir anda. Ağlamış. Evliya bak. Bana bak, yalan söyleme. Gözünden anlarım biliyorsun. Doğru söyle. Ya anne kalemimi alıyor. Ödevimi yapamıyorum ya. Ya oğlum bir sürü kalemin var. Bir tanesini ver, ne olacak? Oldu. Oldu. Bütün kalemler onun olsun ya. Bütün kalemler onun olsun. Keşke ilk o da olsaydı ya. İyi ki ilk doğdum ha. Ne yapacağım biliyor musun? Yalancı şahitlik yapacağım, faiz yiyeceğim, bir vereceğim, üç alacağım, tamam mı? Cehenneme gideceğim. Ya oğlum, of. Şu anne boş ver, o bir piç koyuşu. Aa, aa, aa. Ya ben sizle ne yapacağım ya? Ve aradan yıllar yıllar geçer. Artık o dönem gelmiştir. Evet, ergenlik dönemi. Gerginlik dönemi olarak da adlandırılan bu dönemde küçük kardeşiniz ergenliğin vermiş olduğu özgüvenle her işe burnunu sokmaya başlamıştır. Ya oğlum sen bizim eve musallak mı oldun ya? Yürü git! Allah'ım ya, kimse bu? Ne yapıyorsun lan, vitaminsiz? Sana ne lan, it! Doğru konuş, bak babama söylerim ha, baba! Tamam lan, tamam ya. Şş, arkadaşım gelecek, gitsene. Arkadaşın mı gelecek? Hmm, kararsız kaldım şimdi bak. Ne konuda? Yani bir arkadaşın olabilme ihtimali mi daha uzak? Yoksa ders çalışacak olma ihtimaliniz mi? Bilemedim. Sen ne düşünüyorsun abi? İz bırakmadan seni nasıl döverim onu düşünüyorum ya. Kızım gitsene, arkadaşım gelecek diyorum ya. Ya kim ya senin bu arkadaşın? Süleyman. He? 12C'deki fıstık sarı saçlı Süleyman mı? Sen nereden biliyorsun lan? Birazcık zeka, biraz da gözler. Sen de olmadığı için şaşırman normal. Ben öyle mi yapıyorum? Vururum ağzına. Ya yürü git, vurursun. Ya Dide, sen bu şeyinle nasıl ikna ettin ya kızı? Nasıl ikna ettin diyor ya. Nasıl ikna ettin diyor ya.
Kızım, şu surata bir bak ya. Şu surata bir baksana surata. E tamam işte, ben de onu diyorum. Bu suratla nasıl ikna ettin ki abi? Lan valla vuracağım ha. Ya yürü git, neye vuruyorsun? Vuracağım ya? Ha. Allah Allah, iyi. Ben de o zaman arkadaşın geldiğinde gece altına işediğini söylerim. Oğlum sus lan, biri duyacak lan. Bana ne? Kadriyem, canım. Tamam bak, biz seninle iyi anlaşamıyor olabiliriz ama sonuçta sen benim ka... Ne? Sen benim ka... Ne? Sen ben... Ulan dilim varmıyor ya. 200. Ne 200? Türk lirası, cash, nakit, now, şimdi. Lan ne 200 lirası oğlum, yürü git ya. Arkadaşım gelecek diyorum ya. Bana ne ya, Allah Allah, söylerim babama dedim sana. 200 dedim abi, hadi. Ya Katriyem, vallahi 100 liram kaldı. Oğlum ne olur abinin bir mutluluk yaşamasına izin ver be. Oğlum ne olursun, biz akrabayız lan. Ulan bu akrabayla da iş yapılmıyor he. Bana ne, 200 dedim abi, keş nakit hemen şimdi. Öyle mi? Ulan babama söylerim. Öyle mi? Babama söylerim, o kızı sıkıştırdığını köşelerde, kıyılarda. Tamam oğlum, görüyorum ve arttırıyorum. Neyi görüyorsun artık? 300. Günlüğü. Nasıl buldun lan onu? İtlik serserilik, bu da benim marifetim kızım. Kilidi var bir kere, açamazsın ki. Ben de o yüzden kırdım. Allah kahretmesin seni, ver onu bana. Ver. Ver onu bana, ver onu bana. Bak döndürüm babama, kızım. Ver onu bana. Kavga etmeye, ha? Utanmıyor musun kardeşin dövmese? Ya ne dövmesi, o bana vurdu ya. Oldu ya. Her şey onun olsun ya. Her şeyi o yaptı. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun? Yetim hakkı yiyeceğim. Bir de üzerine zina yapacağım. Cehenneme gideceğim. Ulan ben siz mutlu mesut yaşayın diye her sene aynı kıyafeti giyiyor bu sene de benim ya. Baba zina ne demek ya? Zinhar dedi o. Zina demedi. Ha. Bir ay aç kalsın bu. Yemek vermeyelim. Koluma macım başım var ya. Tamam. Ödül maması yok sana. Yok ona. Puş. Küçükken... Allah! Allah! Sakin. Tut şunu. Küçükken tek istediğiniz o küçük kardeşinizden kurtulmaktı. Peki yıllar sonra... O yuvadan uçup gidecekken... Hala aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Kim bilir? Belki de bu zannettiğiniz kadar güzel bir an olmayacak. Ya oğlum kimsin lan sen? Kız kardeşime musallat mı oldun lan? Ya öyle bir şey yok ya. Oğlum, ben işimi yapıyorum ben. Lan ne işi oğlum? Ne yaşlanıyorsun, ne gençleşiyorsun? Git lan buradan. Tamam sen de kalsın. Git lan buradan. Hayır git. Sen de kalsın diyor bir de ya. Tövbe tövbe ya. Bakmıyorsun değil mi abi? Ya kızım bakmıyorum. Ben senin abinim. Ben baktığımda uğursuzluk gelmiyor ki. Olsun, sende her zaman vardı uğursuzluk. Bak ya. Bak geliyorum, bakma. İyi gel. Ay çok güzel oldu ya. Nasıl? Bu ne lan? Parası buna mı yetti pintinin? Ne var ya? Koçişimin zevkine dil uzatma. Ne güzel gelinlik işte o. Sen güzel olmuş muyum onu söyle. Nasıl olmuş? Tamam ya, güzel olmuşsun. Ne? Tamam kızım işte, güzel olmuşsun hadi. Ya ağzının içinden söyleme, anlamıyorum ya. Ya tamam, güzel olmuşsun işte ya. Aa hayret, ilk defa bana güzel dedin abi. Gidiyorsun diye kızım. Yani öyle yalandan. Ben var ya 25 yıldır bugünümü bekliyorum. Oh be. Yeter be, biraz da ben rahatlayayım ya. Biraz da kahrını damat bey çeksin ha. Oh. Bundan sonra yoksun ya. Eve geldiğimde seni göremeyeceğim. Baya baya kahvaltıda da yoksun. Gitme kızım be.
Ne olursun gitmeden. Çocukluğumla seninle paylaşamadığım ne varsa şimdi önüne sürerim. Ne olursun gitme. Ya ağlatma ya. Sanki hiç yapmadığım şey. Bana bak. Neye ihtiyacın olursa olsun beni ara, tamam mı? İlk beni arayacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver abine. Söz. Allah! Ne yapıyorsun lan sen? Ne? Sana demiyorum ya, bu beyaz piçe diyorum ya. Beyaz piç mi? Sağ ol abi. Bir de böyle duygusal yapıyor ya giderek. Ayıp bir şey ya. Lan yok. Ben de inandım ya. Yürü git ya. Ama çekil ya. Şuraya gir sen. Niye ağlattın lan kızı? Gider ayak diye dövdün mü kızı sen? Yuh baba ya. Ne dövmesi ya? Aha. Ağladın mı lan sen? He? Ağladın mı sen? Yok be ya, şey küçük zaten toz kaçtı. Kardeşin gidiyor diyor. Oğlum, sen kardeşin gidiyor diye mi ağlıyorsun? Ağlama oğlum, ağlama. Bak baban sana ne söyleyecek. Şimdi hemen söyleyeyim mi ya? Söyle, söyle. Burası yeri mi şimdi, zamanı mı? Ama işte ağlıyor, bak söyle. Tamam, Evliya. Baba. Toprağına daş, yoluna yoldaş. Sağ kardeş geliyor. Ne? Şimdi, dur burada dur, o planda dur. Hı. Tamam. Şimdi herkes herkes korona döneminde bir tipiyle oynamış. Nitekim ben de kendime göre bir ak keçi sakal modeline geçtim. Arkadaşımız Safa ne yapmış? Safa ciğerimiz, o da ben bıyık bırakayım demiş. Buraya kadar her şey normal. Yaz bıyıklar bu isteğe çok coşkuyla karşı vermemiş gibi. Ama şeyi hatırlatıyor bana. Bence bazı seyircilerimiz kesin bunu, bu benzerliği kuracaklardır. Metin abinin bir dönemine, Metin Akpınar'ın bir zamanlarki bıyığına benziyor. Bana neyse onu hatırlattı yani. Arkadaşımışın o zamanları. Bıyık etkisi var ama bıyığın kendisi öyle çok fazla yok gibi. Bir grup tüy Safa'nın dudağının üstüne ne gibi toplanmış gibi. Ben Safa'ya da demiştim ya, ağzının üstünde bir parantez olmuş gibi. Seyircimiz de bence biskeçlik bıyık mı derken anlıyor ki bu Safa'nın kendi öz bıyığı. Çok öz değil ama yani bu da ürün. Ama baba oynarken de yakışmış. Yani mesela bu rolde de büyük olmuş. Hani baban da bir ara böyle bir bırakır da hani bakar ya olmuyor gibi gibisine mi olmadı da karar verir sonra. Biraz kardeş sahneleri yani çatışma doğru, çatışma yerinde twist yok. Çünkü biliyoruz çocuk çok kızacak diye anne baba çok uzatıyor orayı ve çocuk da kızıyor. Mesela kızmasa, kızmıyormuş gibi ya bir twist istiyor bir. Twist skeçlerdeki ters dönüşler, sürprizler anlamında. Efendim, biz kendi kendimize de açık, komedi açık öğretimine dönüşmeden bir şahal edelim. Evliya Atakan ilişkisiyle bu beyazlı adam kim finale kadar taşınıyor ama hoş mu hoş fakat reaksiyon var mı? Yok. Bence güldürme dozu açısından çeyreğe. Fakat eğer seyirci olsaydı, seyircili çekim, bizim normal çekim gibi olsaydı zannediyorum seyirci zil, bu finale zil çaldırtabilirdi. Ne diyorsun? Evet, ben de öyle düşünüyorum hocam. Arkadaşlarımıza da seyircisiz çok zor oluyor hocam yani. Oynadım, o bir son doğru. Son o zaman şöyle bayağı zor oluyor. Hocamızın değil de varsayımsal seyirci zili bu final evet. için. Evet. Çok güldürmedi ama çok doğru bir konuyu. Doğru bir yere bağladı. Benim de kız kardeşim var. Aynı durum yani. Fazla arkadaşlarım da şimdi burada fazla şey yap.